Sevgili ilçe başkanımız, il başkan yardımcımız, gençlik kolları başkanımız ve belediye başkanımız aslında söylenecek her şeyi söylediler. Böyle bir gecede uzun uzadıya siyasi tahliller yapmaya sanırım gerek yok. Sonuçta hepimiz ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Anayasal kılıf altına sokulmaya çalışılan bu diktatörlüğe karşı bedeli ne olursa olsun hep birlikte direneceğiz ve bu diktatörlüğe teslim olmayacağız. Eğer birileri elinde bulundurduğu kamu gücüyle boyun eğdirebileceğini düşünüyorsa onlara buradan, adalardan bir kez daha söyleyelim. Gelin bu sevdadan vazgeçin, bu yanlış hesaptan vazgeçin, Türkiye'yi kaosa sürüklemeyin. Sizin yargılanmamak için kurmaya çalıştığınız, adına da başkanlık dediğiniz tek adam rejimine boyun eğmeyeceğiz ve hiçbir zaman Türkiye'de bu diktatörlüğü kuramayacaksınız. Adaların devrimci, demokrat, yurtsever Atatürkçüleri bugün buradan Ankara'ya bir mesaj daha gönderecek. Cumhuriyetin değerlerinin sonuna kadar sahip çıktığını, bu değerlere sonuna kadar sahip çıkacağını buradan bir kez daha ifade edecek ve ilan edecek. Bakın, dün bütün gün Cumhuriyet Gazetesi'nin önündeydim. Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarları büyük bir komployla tutuklandılar. Ben bir gazeteci olarak o dosyanın tamamını inceledim. 9 klasörlük bir dosya var ve bu 9 klasörlük dosyanın 8'inde arkadaşlarımızın yazdığı yazılar, tweetler, yorumlar var. Ama en dehşetengiz olanı, komplonun parçası olarak dosyaya eklenmiş olan bilgilere baktığınızda yandaş gazetecilerin Cumhuriyet Gazetesi yazarları hakkında yaptığı yorumları görüyorsunuz. Örneğin Yeni Şafak Gazetesi'nin yazarı Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili bir değerlendirmede bulunmuş ve bu dosyaya delil olarak girmiş. Dünyanın hiçbir yerinde, muz cumhuriyetlerinde bile böyle bir delil dosyaya giremez ve hiç kimse bu tür yorumlardan dolayı tutuklanamaz. Biz Cumhuriyet Gazetesi'ne neden saldırdıklarını biliyoruz. Cumhuriyet Gazetesi üzerinden Cumhuriyet'le hesaplaşmaya çalıştıklarının da farkındayız. Geçen gün mecliste AKP'lilerin gözlerine bakarak söyledim. Cumhuriyet'le olan hesaplaşmanızda hiçbir koşulda başarılı olamayacaksınız. Hiçbir zaman Cumhuriyet'i yenemeyeceksiniz. Cumhuriyet'in değerlerini yok edemeyeceksiniz. Buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Bedeli ne olursa olsun Cumhuriyet'e, Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkacağız ve Mustafa Kemal Atatürk'ün bize miras bıraktığı parlamentoyu da gözümüz gibi koruyacağız. Hepinize saygılar sunuyorum.